Sinema Artı'dan herkese merhaba. Yine dop dolu bir programla karşınızdayız değerli izleyenler. Bu bölümümüzde sizi neler bekliyor? Birlikte göz atalım. Sinema Artı başladı. Sinema Artı'da bu hafta. Haftanın öne çıkan sinema haberleri. Oyuncu Hakan Karsak'la keyifli bir söyleşi. Aktör Christian Bale'in hayatına yakından bir bakış. Rüyada geçen filmler listesi. Ve çok daha fazlası sizlerle buluşacak. Haftanın öne çıkan sinema olaylarını sizler için derledik. Karşınızda Haber Artı. Türkiye'nin en önemli film festivallerinden olan Ankara Film Festivali bu yıl da sinema severlerle buluşmak için hazırlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle bu yıl 32.si düzenlenecek olan Ankara Film Festivali 4-12 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Klasik filmlerin yanı sıra Türkiye ve dünya sinemasının en yeni örneklerinin buluşacağı Ankara Film Festivali ayrıca sinema severlerle film yaratıcılarını aynı salonlarda buluşturmayı amaçlıyor. Yeni yönetmenlere ve yapımlara olan desteğini bu yılda sürdürecek olan festival, Türk sinemasının yenilikçi projelerini keşfeden proje geliştirme desteğiyle ilk ya da ikinci filmini çekecek sinemacılara maddi destek sağlayacak. Festival, ulusal yarışmalar bölümü kapsamında belgesel, uzun metraj ve kısa film dallarında yarışacak 2020-2021 yapımı filmlerin Ankara galalarına da ev sahipliği yapacak. Festivalin bu yılki afişi de tasarım öğrencilerine ve sanatçılarına açık çağrıyla yapılacak yarışma sonucu seçilecek. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, geçtiğimiz seneden bu yana sanat etkinliklerini de etkilemeye devam ediyor. 73 yıldır her yıl Mayıs ayında Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde düzenlenen Cannes Film Festivali'nin henüz resmi bir erteleme gelmese de yaz aylarında gerçekleşme ihtimali yükseliyor. Festivalin olası tarihi ise Haziran sonu veya Temmuz başı. Festival yönetiminin festivali fiziksel olarak gerçekleştirmek konusunda kararlı oldukları biliniyorken, bir sinema sitesine konuşan sinema endüstrisinden profesyoneller, Mayıs ayının ihtimal dışı olduğunu, ancak festivalin daha kısa da olsa yaz aylarında düzenlenebileceğine inandıklarını ifade ettiler. Koronavirüs salgını nedeniyle sinema salonlarının kapatılması ve çekimlerin aksamasıyla vizyona girmesi beklenen birçok film 2021 yılına ertelenmişti. Pandeminin hala etkisini gösteriyor olması nedeniyle yapım şirketlerinden yeni erteleme haberleri gelmeye başladı. Ünlü film yapım şirketleri yılın ilk yarısında vizyona girmesi beklenen neredeyse tüm filmlerini sonraki aylara erteledi. James Bond filmi Ölmek İçin Zaman Yok 8 Ekim 2021'e, John Krasinski'nin yönettiği Sessiz Bir Yer 2 17 Eylül'e, Hayalet Avcıları serisinin efsane ekibinin yer aldığı devam niteliğindeki Hayalet Avcıları Öteki Dünya 11 Kasım 2021'e, başrolünde Tom Hanks'in yer aldığı Bios ise 13 Ağustos 2021 tarihine ertelendi. Tom Holland ve Mark Wahlberg'in başrollerini paylaştığı sevilen video oyunu uyarlaması olan Uncharted ise 2022'ye ötelendi. Filmin gösterim tarihi 11 Şubat 2022 olarak açıklandı. How many more must I slaughter? She had nowhere to go, so... Sinema severlerin merakla beklediği Godzilla ve Kong'un ilk fragmanı yayınlandı. Monsterverse evreninin en ikonik canavarlarından ikisinin savaşını konu alan Godzilla ve Kong,
2017 yapımı Kong Kafatası Adası ve 2019 tarihli Godzilla 2 Canavarlar Kralı'nın devamı niteliğinde. Adam Wingard'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Rebecca Hall, Alexander Skarsgård gibi isimler yer alıyor. Vizyon tarihi koronavirüs salgını nedeniyle iki kez ertelenen yapımın 26 Mart 2021'de Amerika'da vizyona gireceği açıklandı. Film vizyona girdiği aynı gün HBO Max'te de yayınlanacak. Yıllardır IMDb'nin bir numarası olan Frank Darabont imzalı kült film Esaretin Bedeli, vizyona girdiği 1994 yılında gişede büyük hüsrana uğrar. Street Fighter'ın bile gerisinde kalarak hasılatta 51. film olur. Sinema Artı'nın bu haftaki konuğu çok kıymetli bir oyuncu Hakan Karsak bizlerle. Hakan Bey, hoş geldiniz Sinema Artı'ya. Hoş bulduk. Bu programda olmaktan büyük heyecanlıyım ve onur duyuyorum. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Ait gerçekten. Biz çok teşekkür ederiz. Yakından takip ettiğim de bir program. O yüzden biraz heyecan var. Kusura bakmayın. Estağfurullah. O heyecan bize ait. Teşekkür ederim. Tabii öncelikle nasılsınız diye başlamak isterim. Her şey yolunda mı? Koşturma hali? Yani koşturmacı çok, çok fazla var. Herkes kadar iyiyim diyebiliyorum. Çünkü malum bu pandemi sürecinde. İyi olmaya çalışıyoruz. Her şey çok daha güzel olacak. Ona eminim. Ama yoğunluk devam. Evet, yani tabii çok değerli filmlerde rol aldınız. Bazen ödüllü art house filmlerde gördük sizi. Bazen gişe yapımlarında. Hı. Zaten şu anda da ekranların çok sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da enişte karakterine rol veriyorsunuz. Hı hı. Tabii bu çok yönlülüğün içinde hangi Hakan Karsak sizi daha iyi tanımlar diye sorsam? Ya meslekteki duruşumla hayattaki duruşum arasında aslında çok fark yok. Yani çok severek yaptığım için bu işi. Çok bir ayrı yanı yok ama galiba kendimi tiyatroda daha rahat hissediyorum, daha keyifli hissediyorum. Çünkü teknolojik olan oyunculuk boyutuna, yani sinemaydı, işte diziydi, onlara daha sonra başladım ama tiyatro kökenliyim. Tiyatro her zaman evlat gibi, benden bir parça gibi. Galiba oradaki Hakan en eğlenceli Hakan. Gerçekten de yani. Tiyatroyla tanışma serüveninizi de merak ediyorum. Bunları da konuşuruz ama tabii hepsinin dışında bir de pandemi süreci var. Hı hı. Malum bu geçmiş olduğumuz, şu anda geçirmiş olduğumuz süreçte sizi nasıl etkiledi? Ya başlarda çok zordu. Çünkü bilmediğiniz bir şeyle mücadele ediyorsunuz. Hani konu hakkında fikriniz yok, o alana dair bir fikriniz yok. Önceleri çok panikle geçirdim diyebilirim. Yani herkes kadar ben de korktum. Sadece kendim için değil, ailem, sevdiklerimiz, herkes gibi biraz zor başladı süreç. Ama daha sonra onunla beraber yaşamayı öğrendik hepimiz. Ben de onunla beraber yaşamayı öğrendim. Bana bir tek avantajı, avantaj diyemem buna da. Hani o süreci şöyle değerlendirdim. Ertelediğim bir sürü şey vardı yazmakla ilgili. O sürece bunu denk getirdim. Sette olmayınca, evde de zaman geçirmek zorunda olunca en azından o kafamdakileri biraz hayata geçirmiş oldum. O konuda biraz ben avantaja çevirdim. Burası gerçekten çok önemli. Tabii hani kendini geliştiren, bu süreçte kendini geliştiren oyunculardan biri olur. Bir taraftan tabii hayatınızda hep tiyatro var. Bir taraftan da yazıyorsunuz. Hı-hı. Sinemalar kapalı, tiyatrolar kapalı, bekliyoruz. Tabii bir umut veren bir gelişme de var bir taraftan. Evet, aşı süreci. İnşallah açılsın diye bekliyoruz tabii. Bu süreçte nasıl hazırlandınız? Tiyatro ile ilgili gelişmeler neler sizin açınızdan? Ya ben aynı zamanda sendikanın tiyatro delegesiyim, Oyuncular Sendikası'nın. Bu örgütsel yapıyı nasıl birbirimizi koruyarak ve kollayarak geçirebiliriz? Yani çünkü malumunuz tiyatrolar kapandı, sinemalar kapandı, üretim en az seviyeye düştü. Yani sinema filmleri çok çekilemedi. Çekilebilen birkaç tane var ama
tiyatro oyunları için çok büyük bir zor süreç oldu bu. Oraları nasıl daim ettirebiliriz? Çünkü sadece oyuncular bundan etkilenmedi. Teşrifatçısından tutun ışıkçısına kadar. Yani o alanda çalışan birçok insan var. Biraz onları idare etmeye çalıştık. Çeşitli işte yardımlar, destekler, onlarla ayakta kalmaya çalıştık. Ama ben tabii oyuncu ve yazar olarak bu süreci yazmakla geçirdim. Ama şeyi de bırakmadım. Yani 3,5 ay falan kendi evimde hala ilk başlangıç gibi tiratlar bulup tiratlar çalıştım. Kendi kendime sanki bir daha sınava falan gireceğim diye. Bu şekilde yani sporcu gibisiniz ya da her meslekte olduğu gibi kendinizi saldığınız zaman ipin ucunu kaybedersiniz. 3 tane oyun yazdım o süreçte. Bakalım güzel haberler geliyor, sevindirici haberler geliyor. Umarım tekrar tiyatro salonlarımızı ve sinema salonlarımızı açabiliriz. O zaman da böyle aldır aldır dolu geliyoruz. Dolu görürsünüz. Evet, gerçekten de öyle. Bu söylediğiniz de çok önemli. O antrenman hiç bitmemeli değil mi bir oyuncu kesinlikle, olarak da? Kesinlikle bitmemeli. Yani sürekli izlemelisiniz, takip etmelisiniz, okumalısınız, üretmelisiniz. Başka türlü olmayacak yani olduğunuz yerde kalamazsınız. Öyle bir meslek ki eğitiminin sonu yok. Evet. Yani sonsuza kadar bir şey öğrenebilirsin. Kesinlikle. O yüzden durmamak daha iyi. Evet, peki tabii tiyatrodan biraz da televizyona gelmek istiyorum. Tabii. İlk defa bu kadar uzun soluklu bir dizide rol alıyorsunuz. Enişte karakteriyle Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'da. Halk tarafından kabul gördü, çok beğenildi tabii ki. Ben merak ediyorum, bu süreçle beraber çevrenizle ilişkiniz nasıl oldu? Komşularınızla, sokaktaki insanla o etkileşim nasıl şu an? Ya tabii evet, en uzun soluklu dizi projem bu. Daha öncekiler biraz talihsiz olmuştu, erken bitenler olmuştu falan. Bir de ben çok geç girdim dizi sektörüne. Uzun süre yapmamayı tercih ettim. Sonra yapma kararı aldım. Ben adım adım ilerlemeyi seviyorum. Ya tabii şeyden sonra, küçük enişteden sonra halkın bir eniştesi daha olması, yani o Yeşilçam'daki enişteden sonra benim için bir nevi mirası devir almak gibi, yani onu devam ettirmek harika gibi. Elimden geleni yapıyorum. Komşularım, çevrem, insanlar, tepkiler çok güzel. Çünkü kendilerinden biri gibi görüyorlar. Zaten rol de böyle bir rol. Ben de çok uğraşıyorum o rolü herkes tarafından sevilsin ve beğenilsin diye. Ama gelen tepkiler evet, artık bir enişte daha var. Hayatlarında. Enişte diye bağırıyorlar. Bundan önce Basri diye bağırıyorlardı. ondan önce Yılmaz diye bağırıyorlardı. Bu harika bir duygu. Yani en büyük takdiri onlardan almanız harika bir duygu. Evet, o karakterlere hayat verirken gerçekten hani seyirciye, izleyiciye yansıtmanız da çok önemli. Mesela birçok karakterinizi hatırlıyorum ama benim için mesela Kelebekler'deki İmam bambaşkadır. O filmdeki mesela en güzel replik sizin ağzınızdan çıktı bence. İşte doğrudur. Allah lükstür, Allah lüks derken değil mi? Ya o da çok güzeldi. Bir de şöyle güzel bir yanı da var aslında. Genel bir ismi canlandırmak. İmam çok genel bir kavram ama bunu çok başka bir hale getirebilmek. O da zaten işin en tatlı kısmı. Enişte çok genel bir kavram. Hani Rıza değil, Ahmet değil, Mehmet değil. Öyle bir kavramın içinde bir şeyi oynamak ekstra bir yük aslında. Ama onu da doğru oynamak tabii Kelebekler'de Tolga'nın da etkisi çok önemli. Tıpkı dizide yönetmenimizin ve senaristimizin etkisinin olduğu gibi. Yani evrene teşekkür ediyorum, Tanrı'ya teşekkür ediyorum. Evet. Bana öyle rolleri karşıma çıkardığı için. Doğru insanlarla bir araya gelmeniz de çok önemli. Doğru ekip. Evet. Ile beraber olmak da çok önemli. Bu konuda da gerçekten büyük bir şans. O çok önemli bir nokta. Seçici olmak bazen çok büyük avantaj sağlıyor. Ben biraz seçici geldim bugüne kadar. Bu büyük avantaj sağlıyor. Kesinlikle. Peki Hakan Bey, babanız bir sinema emekçisiydi. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim. Bir makinistti sinema salonunda. Tabii siz de işte çocuk yaşlarda o büyülü perdeyle tanıştınız. Ve tabii oyuncu olma da çok önemli bir etkisi olmuştur muhtemelen çok. Babanızın da. Ve Diyarbakır'da büyüdünüz, doğdunuz, büyüdünüz. Nasıl gelişti o süreç? Oyunculukla nasıl tanıştınız? Bu süreci biraz merak ediyorum. Oyuncu olma serüvenindeki giden yol.
Ben dört kardeşin en küçüğüyüm. Hepimiz sinemada büyüdük. Ablalarım ve abim biraz daha şanslı. Onlar daha fazla görebildiler. Ben 14 yaşına kadar hep sinemada makine dairesindeydim. O filmin kokusu bir de şimdiki gibi değil. Eski kömürlü makinalardı. Yani devasa. Onları vinçle indirip kaldırabilirdiniz. Harika bir süreçti. Yeşilçam'ı tanıdım. O dönemki politik sinemayı tanıdım. Keyifsel sinemayı tanıdım. Komediyi tanıdım. Ki çok büyük ustaları izleyerek büyüdüm. Yani her zaman ağzımın ya da aklımın, gönlümün, yüreğimin bir yerinde Kemal Sunal vardır. Yani onu asla unutamam. Onunla büyüdüm. Yılmaz Güney vardır. Tarık Akan. O kadar şanslı bir süreçti ki benim için. Galiba başlangıç oydu. Sonra videonun çıkmasıyla sinemalar yok olmaya başladı. Ama oyuncu olmaya karar verdiğim yer, okulda skeçler falan yapıyordum. Evet, her çocuk gibi, her genç gibi. Ama Diyarbakır'a Devlet Tiyatrosu'nun açılmasıyla başladı. Ve şehir tiyatrosunun kurulmasıyla. Orada kafaya koyuyorsunuz. Bu yola baş koyacak mısın, koymayacak mısın? İlk profesyonel oyunuma 16 yaşında çıktım. Wow. Ondan önce amatör olarak yaptım ama ilk profesyonel oyunuma 16 yaşında çıktım. Keşanlar İlestanı ile. Ondan sonra hiç peşini bırakmadım. O da beni bırakmadı. Ne kadar güzel. Yani sahne tozu yutmuş bir oyuncu olarak buradasınız. Mesleğinize çok büyük emekler veren bir oyuncusunuz. Aynı zamanda eğitmenlik yönünüzde var tabii ki. Bütün bu çok yönlülüğün içinde yine o çok yönlülüğe vurgu yapmak istiyorum. Teşekkür ederim. Böyle yazıp yönettiğiniz bir filme çıkacak mısınız karşımıza? Bununla ilgili çalışmalarınız, hayaliniz veya işte çalışmalarınız var mı? Var, evet. Hatta son demlerindeyim. Harika. Çok çok yakın bir zamanda olabilir. İlmek ilmek öre öre geliyorsunuz. Yani 45 yaşındayım, 30 senedir yaklaşık olarak işin içindeyim. Hiç acele etmedim. Bu hayattaki herhalde en büyük özelliğim çok sabırlıyımdır. Bir şey yapmak, öğrendiğime ikna olmadığım hiçbir şey yapmadım. Çok tiyatro oyunu yönettim, çok tiyatro oyunu yazdım ama bir sinema filmi yazdım şimdi. Onu tamamladık. İşte gerekli başvuruları yapıldı. Gerekli finans dengeleri sağlanmaya çalışıyor. Bir aksilik olmazsa bu Haziran'da hem ilk yönetmenliğimi hem ilk sinema senaristliğimi tecrübe etmiş olacağım. Hem de Haziran'da. Öyle merak görünüyor. Ettim. Çok güzel. Bakalım yani ufak tefek aksiliklerle belki pandemi süreci çünkü o kadar zor ki her şey. Bakalım kulaklar içindesin Mustafa Karadeniz, o da benimle beraber yola çıktı. Beraber yapıyoruz. Umarım her şey güzel olur. Güzel bir aile komedisi olacak. Müthiş. Öyle. Buradan da Mustafa Karadeniz'e selamlar gönderelim. Evet, ben de çok selam söylüyorum. Peki, bu da benim aslında kişisel merakım. Genelde konuklarıma soruyorum bu soruyu. Yani bir sinemacının ya da işte sizin gibi değerli bir oyuncunun film izleme saatinde, kendine özel o saatinde neler izlediğini, hangi ülke sinemasını tercih ettiğini ya da hangi tarz filmleri izlediğini merak ediyorum doğrusu. Ya şöyle, ekol olarak, oyunculuk ekolü olarak Alman ekolüne daha yakın bir oyuncuyum. Ama sinema olarak ben çok ayırmıyorum. Mesleğim gereği aynı zamanda eğitmenlik yaptım, aynı zamanda senaristlik yapmaya çalıştım. Ve ileride de bir şeyler yönetebilmek adına hemen hemen her şeyi seyretmeye çalışıyorum ama son dönemde çok ilgimi çeken Hint sinemasının yani Bollywood dedikleri yerin çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve kendi dilleri ve anlatım biçimlerinin dışına çıkmadan hem senaryoları olarak hem şey olarak hikaye örgüsü olarak son dönemlerde o çok ilgimi çekmeye başladı. Biraz galiba oraya kaydım gibi. Ama yani genel olarak hemen hemen her şeyi izlemeye çalışıyorum. Evet. Yani illa festivale çıkmasını beklemiyorum. Nerede neyi yakalarsam. Ben bir de kısa filmciyim. Yani kısa film hastasıyım. Kısa filmleri de takip etmeye çalışıyorum. Kısa filmler demişken ben de uzun yıllar kısa filmlerle ilgili bir program yapmıştım bundan önce de. Gerçekten çok önem veriyorum ve işte 10 sene, 10-15 sene öncesine kadar bugüne geldiğimizde ne kadar gelişme kaydettiğimizi gördüm gerçekten kısa filmlerde. Artık 10 sene öncesinin kısa filmcileri bugün uzun metrajlarını çıkarmaya başladı yavaş yavaş. Evet.
ya da işte uluslararası platformlarda boy göstermeye başladılar kısa filmlerimiz. Şu an nasıl görüyorsunuz kısa filmi? Ya ben kısa film ve belgesel konusunda hakikaten biraz tepkiliyim. Çünkü sadece festivallerde ve denk gelirsek, bazı internet kanallarına denk düşersek o da, ya da onlar yüklemişse orada izleyebiliyoruz. Aslında bunun bir tıpkı uzun metraj filmler, ya kısa filmi uzundan ayıran bir şey yok. O da film, bu da film. Yani baktığınızda ve film sinemada seyredilir. Ben kısa filmlerin de artık sinemalara aktarılması ve oralarda değerlendirilmesini istiyorum. Mesela İspanya'da bazı bölgelerde her uzun metrajın önüne kısa metraj bir film alıyorlar. Reklam yasak. Reklamı billboard olarak sen sinemanın içinde her yere reklam verebilirsin. Yani sinemaya girdiğiniz zaman, ben İspanya'ya gittiğimde şok olmuştum. Sinemaya gittiğiniz zaman her yer reklam, ama içeri girdiğiniz zaman sinema başlıyor. Önden bir kısa metraj film, arkasında. Böyle olduğu zaman kısa filmin de kendine ait bir sektörü olmaya başlıyor. Ve daha çok teşvik etmiş oluyorsunuz. Şimdi sadece öğrencilerin ya da yeni başlayanların ya da sinema emekçilerinin kısa film festivaller dışında çok değerlendirebileceği mecra yok. Evet. Bu alanın biraz genişletilmesi gerektiğini, kesinlikle, belgeselciler için de aynı şey geçerli. Ben iki kere festivallerde jüri üyeliği yaptım. Hem belgeselde hem kısa filmde. Allah'ım, o kadar güzel belgeseller var ki aslında. Zaten ülke olarak toprağın neresine basarsanız hikaye fışkırıyor. Mesela onlar çok kıymetli, ama biz yıllar geçtikçe tozlu raflara kaldırıyoruz. Aslında keşke onların hepsini seyredebilsek, ulaştırabilsek. Çok doğru. Özellikle kısa filmler ve belgeseller için. Ülkemizde de aslında böyle girişimlerde bulundu, kısa film sineması gibi, ama böyle biraz hani çok yüzeysel kaldı, ya da çok rağbet görmedi, ya da çok tanıtımı yapılamadı. Bu konuda elini taşın altına koyması gereken yetkilileri de aslında bir çağrıda bulunmak gerekir tabii diye ki düşünüyorum. Yani şundan vazgeçmemiz lazım. Kısa film öğrencilerin çektiği ya da yeni başlayanların kendini deneme ya da ispatlamak için yaptığı bir şey değil. Nasıl uzun metraja senaryo? Ya bu da başka bir yemek. Ve mesela hikayesini bu kadar anlatmayı tercih ediyor. Biz aslında insanları biraz şuna zorluyoruz. En az 100 sayfa yazman lazım. Ama benim hikayem 35 sayfada kendini anlatabiliyorsa, ki valla çok özür diliyorum herkesten, ama belki kızacaklar bana. Birçok uzun metraj film seyrettim. Aslında kısa metrajda zaten hikaye verebilirmişsin. Evet, çok doğru. Haklısınız işte, yani o konuda. Bu da zincirleme birbirini kopartan noktaları oluşturuyor. Ben de onu diyecektim. Yani bazı hikayeler gerçekten sadece kısa olmalı. Kısa filmi yapılmalı. Gerçekten de öyle. Peki Hakan Karsak, sohbetimize bir virgül koyalım. Sonra tabii hızlı sorularla tekrar burada olalım. Tamam. Olur mu? Yakın planda bu hafta doğum günü vesilesiyle andığımız çağımızın en iyi metot oyuncularından Christian Bale var. Birlikte izliyoruz. Bu hafta doğum günü münasebetiyle andığımız Christian Bale, 30 Ocak 1974'te bir sirk palyaçosu anne ile pilot babanın 4 çocuğunun en küçüğü olarak Galler'de dünyaya gelir. Ailesinin iş yaşamı nedeniyle farklı ülkeleri dolaşıp birbirinden farklı okullarda eğitim alan küçük Christian, henüz 9 yaşındayken televizyon reklamlarında yer almaya başlar. İlk uzun metrajlı rolü ise 1986 yapımı Anastasia, The Mystery of Anna filmiyle olur. Bu filmdeki rolüyle Steven Spielberg'ün dikkatini çeken Bale, henüz çocuk yaşta büyük yönetmenin Güneş İmparatorluğu filminin başrolünde yer alarak büyük beğeni toplar. 90'lı yıllarda oldukça aktif bir şekilde filmlerde boy göstermeye devam eden oyuncu, Swing Kids, Küçük Kadınlar, Bir Kadının Portresi, Velvet Goldmine, Bir Yaz Gecesi Rüyası gibi filmlerle oyunculuğunu geliştirir. Love someone else. Bin yılın sonuna yaklaşılırken, internetin de yaygınlaşmasıyla Bale, en popüler genç oyuncuların başında gelir. My name is Patrick Bateman. I'm 27 years old. Oyuncunun birinci sınıf filmlere geçişi ise 2000 yılında karakterine bir metot oyuncusu titizliğiyle hazırlandığı Amerikan Sapığı filmiyle olur.
could be worse. Oyuncunun 2004 yılında rol aldığı makinist ise bir başka kült karakter olarak sinema tarihine geçer. Probably looks like I'm a terrible housekeeper, which I sometimes. Sonraki yıl yeni Batman serisinin oyunculuk seçmelerini kazanan aktör, makinistteki rolü için verdiği kiloları geri almak ve vücudunu bir süper kahramana dönüştürmek durumunda kalır. Christopher Nolan yönetmenliğindeki 2005 tarihli Batman başlıyor, büyük bir başarıya imza atar. Who? The Batman. Prestij. Stilevo. 3-10 Yuma Treni. Ve Beni Orada Arama gibi filmlerde başarılı performanslarını sürdürmeye devam eden oyuncu, 2008 yılında Batman serisinin ikinci filmi Kara Şövalye için kamera karşısına geçer. Birçok eleştirmen tarafından en iyi Batman filmi olarak görülen Kara Şövalye, o zamana dek en çok hasılat elde eden dördüncü film unvanını kazanır. 2009'da Terminator, Kurtuluş'ta John Connor'a hayat veren aktör, aynı yıl Hulk düşmanları için de kamera karşısına geçer. Ancak iki filmde beklenen başarıyı elde edemez. What keeps you up nights, Mr. Dillinger? Bale, 2010 tarihli Dövüşçü filmiyle Şeytanın Bacağını Kırar ve Dicky Oakland rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar ödülüne layık görülür. Thank you. Thank you so much. 2012'de aktörün son kez Batman karakterine hayat verdiği Kara Şövalye yükseliyor, kariyerinin en yüksek hasılatlı filmi olur. ...2013'te Düzenbaz, 2015'te Büyük Açık'ta canlandırdığı karakterlerle peş peşe iki kez Oscar adaylıkları elde eden aktör, 2018'de bu kez Amerikan Başkan Yardımcısı Dick Cheney'e hayat verdiği Vice filmiyle bir adaylık daha kazanır. 2000 yılında makyaj sanatçısı Sandra Blazic ile hayatını birleştiren Bale'in, Emilian isminde bir kız çocuğu bulunuyor. Tüm zamanların en iyi metot oyuncularından biri olarak gösterilen Christian Bale, önümüzdeki yıl Taika Waititi'nin yönetmen koltuğunda oturacağı Thor, Love and Thunder filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Christian Bale, 2004 yılında çektiği Makinist filminde Trevor Nesbitt rolü için yaklaşık 30 kilo verir. Aktör, kilo vermek için günde sadece bir elma ve bir kutu ton balığıyla beslenir. Ne var ki bu kadar hızlı kilo kaybı ona beklemediği zorluklar yaşatır. Bale, kas kaybı nedeniyle uzun süre koşmakta zorlanır. Makinistin çekimlerinden sonra Batman karakterine hayat verecek olan Bale, Batman başlıyor setine dek yaklaşık 50 kilo alır. Hakan Karsak'la sohbetimize hızlı sorularla devam ediyoruz değerli izleyenler. Hakan Bey, hazırsanız başlıyorum. İşte en zorlandığım an. Evet, hazır. Tamam. Çocukken aldığınız ilk yara izi? Atari salonumda demirden kesilmişti kolumda. Şurada. En sevdiğiniz sokak oyunu? Bizim oralarda yakan top derler. Buralarda ne diyorlar? Ben de yakan top biliyorum. Tamam, yakan top. Annenden öğrendiğiniz en önemli şey? Hüznünü belli etme. Tiyatro sahnesi mi, televizyon ekranı mı? Tiyatro. Oyuncu olmasaydınız ne olurdunuz? Avukat sanırım. Yapmaktan hoşlandığınız bir ev işi? Çamaşır yıkamak. Bıkmadan izlerim dediğiniz bir film? Hep söylüyorum, Forrest Gump'ı bıkmadan izleyebilirim. Kime hayır diyemezsiniz? Kimseye. Öyle bir sorunum var, kimseye hayır diyemiyorum. Ama tabii ki kızıma. En sevdiğiniz film repliği? Her gün soytarı olacağıma bir gün kral olurum. King of Comedy. Brad Pitt mi, Tom Cruise mu? Brad Pitt. Peki özel bir soru. Brad Pitt'le yaşadığınız bir anı?
var. Tek kelimeyle anlatamayacağım bunu. Lütfen dinleriz. Ya şeyde İspanya'da festivale katılmıştık. Onların da filmi yarışıyordu. Biz de yarışıyorduk. Aynı otelde kalıyormuşuz. Ben asansörün önünde kendisiyle karşılaşınca böyle bir nutkum tutuldu. Beraber böyle bir asansörde bekleme, bir selamlaşma, inme. İşte o festival sürecinde onunla beraber aynı ortamda hem olmak hem konuşmak ve festivalde de ödülü bizim almamız benim için harika bir şey. Kiminle aynı asansörde mahsur kalmak isterdiniz? Yaşayanlar için Şener Şen diyebilirim. Müthiş. ama rahmeti Kemal Sunal'la da iki kat bile olsa kalmak isterdim yani. Ben de. Şimdiye kadar aldığınız en iyi kariyer tavsiyesi? Yeteneğin kadar kibirlen demişti hocam. Çok güzel. Hayatınızın dönüm noktası? Sanırım tiyatroya başlamam olabilir. Mesleki anlamda işte... Diyarbakır'dan Ankara'ya gelmek ve Ankara'da tiyatro eğitimlerine başlamak. Bu o mesleki anlamda ama bireysel anlamda sanırım kızımın doğması. Ben oynasaydım dediğiniz bir rol. O kadar çok ki. O kadar çok ki. Ama neyi oynamak isterdim? Yakın zamanda Roma'daki bir rolde oynamak isterdim. Wow. Herhangi bir rol. Ruhunuzu besleyen bir şey? Sanırım müzik ve mizah. Nuri Bilge Ceylan mı, Fatih Akın mı? Elbette ki ayırt etmek haddim değil ama dediğim gibi hem oyunculuk anlayışı olarak hem ekol olarak galiba Fatih Akın. Fatih Akın. Ama Nuri Bilge Ceylan'ı da tabii çok beğeniyorum. Peki Soul Kitchen mı, duvara karşı mı? Soul Kitchen. Sizce en sinematografik şehir? İzlediğim kadar görmedim. Ama sanırım Roma çok estetik bir şehir. Türkiye'de de hani herhalde sanat filmi çekseydim Hakkari ya da Kars olabilirdi. Oraların dokusu çok başka güzel. Ve Kovan'da Karadeniz'de çalıştım. Artvin'de çok yani daha doğrusu Karadeniz'in o coğrafyası çok sinematografik bence. Her zaman olsa yerim dediğiniz bir yemek. Mumbar. Olsa yerim. Zor bulunur ama olunca evet, da yenirdim. Evet zor bulunur. Eşi Diyarbakırlı olunca. Evet. İleriye dönük planlar yapmak mı, anı yaşamak mı? Her anı yaşayarak geleceği planlamak. Şu an bu koltukta siz otursaydınız Hakan Kars'a ne sorardınız? Zor muydu diye sorardım. Güzel. Yani süreç zor muydu? Evet zordu. Evet. Gerçekleşmesini istediğiniz bir hayaliniz? Çok var ama mesleğe dair sanırım az önce konuştuğumuz konuyla ilgili sadece kısa film ve belgesel oynatan bir sinema salonu yapmak. Son olarak babasının makinistlik yaptığı sinema salonunda sinemayla tanışan o çocuğa bugün büyük kitleler tarafından sevilen oyuncu Hakan Karsak'tan bir tavsiye. Bir pes etmeyin. Pes etmemek ve annemin de babamın da öğrettiği sabır. Yani sabırlı olun ve pes etmeyin. Zaman mutlaka size bir şey sunacaktır. Çok güzel. Hakan Karsak çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Değerli görüşleriniz için, katkılarınız için sağ olun, var olun. Ben çok teşekkür ederim. Bütün emekçi arkadaşlara da çok sevgiler. Hepsine çok teşekkür ederim. Sağ olun. Daniel Radcliffe'in dublörü, Harry Potter ve Ölüm Yadigarları filminin çekimleri sırasında boynunu zedeler ve felç geçirir. Radcliffe, ismi David Holmes olan dublörünün sağlık ve eğitim masraflarını ödeyebilmek için bir bağış kampanyası başlatır. Yıllardır boynundan aşağısı felçli bir şekilde tekerlekli sandalyede yaşayan Holmes ve Radcliffe hala çok yakın arkadaştırlar. Sırada Rüya gibi bir liste artı var. Rüyada geçen birbirinden kıymetli filmleri sizler için derledik.
İnsanlığın başlangıcından beri karmaşık, gizemli, bazen ürkütücü, bazen de eğlenceli bir kavram. Rüya. Sanatın pek çok dalında olduğu gibi rüyalar sinemada da sıklıkla kendine yer buluyor. No! No! Sinema Artı olarak bu hafta sizlere rüyada geçen filmlerden bir liste derledik. Yakın zamanda kaybettiğimiz Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk imzalı rüya, Uzak Doğu felsefesi Yin-Yang esintileri taşıyor. Jin adlı bir adam rüyalar görürken, Ren isimli kadınsa gerçek hayatta Jin'in rüyada yaptıklarını görmektedir. Rüya kavramının Kim Ki-duk'un kendine has üslubuyla estetik bir bilmeceye dönüştüğü film listemizin 10. sırasında. Rüyada geçen filmler listemizin 9 numarasında Wes Craven'ın 1984'te çektiği Elm Sokağı'nda kabus yer alıyor. No. Film, korku sinemasının kült yapımları arasına adını yazdırırken, korkunç suratı ve bıçak formundaki parmaklarıyla rüyalara giren seri katil Freddy Krueger ise hiç şüphe yok ki sinema tarihinin en meşhur kötü karakterlerinden biri haline alır. Derviş Zaim, ismiyle müsemma filmi Rüya'da, genç bir mimar oğlan Sine'nin rüyalara uzanan hikayesini anlatıyor. Zaim'in senaryosunda yazdığı listemizde 8. sıradaki filmde, Sine, 7 uyuyanlar menkıbesinin etkisiyle bir cami tasarlar. Ancak yaşadığı iç çatışmalar nedeniyle projesi yarım kalır. O sıralar gördüğü bir rüya ise hayatında köklü değişikliklere yol açar. Kadrosunda Tom Cruise, Penelope Cruz, Cameron Diaz gibi ünlü oyuncuları barındıran Vanilla Sky, hayatta her şeye sahip David'in rüyalarının gerçeğe, gerçeklerin ise kabusa dönüşmesini resmediyor. Alejandro Amenábar'ın 1997'de çektiği Aç Gözünü filminin Hollywood uyarlaması olan yapım listemizde 7 numara. Slow down, Chewie. When I fall asleep, you gotta go. Why? Tarsim Singh'in yönetmen koltuğuna oturduğu 2006 yapımı Düşüş'te maskeli bir kabadayı, Afrikalı kaçak bir köle, Hint bir mistik, İtalyan bir anarşist ve bir doğa bilimci ıssız bir adaya sürgün edilirler. Ancak tüm bunlar hayallerden ibarettir. Listemizin 6. sırasında bulunan Düşüş, engelli bir adamla küçük bir kızın hastanede yaşadıkları olağan dışı sevgi öyküsünü rüyalar üzerinden ele alıyor. Rüyada geçen filmler listemizin 5 numarasında kurmaca bir mekan ve zamanda geçen kara komedi türündeki Brazil yer alıyor. Bilgi Bakanlığı'nda memur olarak çalışan Sam hayatından o denli bunalır ki sığınacak tek yer olarak düşleri kalır. George Orwell'in 1984 kitabından esintiler taşıyan Terry Gilliam imzalı Brazil, rüya temasını başarıyla işlemesinin yanı sıra renkli sinema diliyle de dikkat çekiyor. Sean! Sean! Aynı isimli video oyun serisinden Beyaz Perde'ye uyarlanan Sessiz Tepe, yönetmenliğini Christoph Gans'in üstlendiği korku gerilim türünde bir film. Rüyalarında hep aynı metruk kasabayı gören Sharon, psikolojik desteği reddedince annesi Rose için yapacak bir şey kalmaz ve kızının rüyalarında gördüğü korkunç kasabanın yolunu tutar.
Sessiz Tepe listemizin 4. sırasında. ...1999 yılında gösterime girdiğinde tüm dünyada büyük yankı uyandıran Matrix, kısa sürede bilim kurgu sinemasının ikon filmlerinden biri olur. Makinelerin hüküm sürdüğü alternatif bir gerçeklikte geçen listemizin 3 numarası olan filmde, insanların gerçek sandığı her şey rüyadan ibarettir. Bütün uyuyanları uyandırmak ve kurtarmaksa seçilmiş kahraman Neo'nun görevidir. Bilinçaltının yönetmeni olarak da nitelenen David Lynch'e, Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülü dahil pek çok ödül getiren Mulholland çıkmazı, gerçeküstü ve kara film türlerinin en önemli örneklerinden biri kabul edilir. Rüyayla gerçeğin birbirine karıştığı, kurgusuyla iki kadının kesişen hikayesini çok çeşitli imgelerle süsleyerek anlatan yapım, listemizin 2. sırasında yer alıyor. Rüyada geçen filmler listemizde 1 numara. Başlangıç. Usta yönetmen Christopher Nolan, katman katman bir şekilde iç içe geçen ve her katmanda heyecanın dozunun arttığı rüyaları karmaşık ama bir o kadar ustaca resmediyor. Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Ken Watanabe gibi ünlü oyuncuları bir araya getiren Başlangıç, pek çok farklı en iyi film listesinde kendine yer bulan bir yapım olmayı başarıyor. Sinema Artı'nın bu hafta da sonuna geldik değerli izleyenler. Haftaya tekrar sinema dolu bir programla görüşmek üzere. Hoşça kalın.